Kozmetik'te kaç çalışan var ve bunların kaçı kadın ve eşitliğin sağlanması için siz şirket olarak neler yapıyorsunuz acaba? Kozmetik'te 400'e yakın kişi çalışıyor ve son bir röportaj için hesaplamıştık. %62 kadın. Özellikle biz kadın ürünü ürettiğimiz, yani bir kadın markası olduğumuz için ve de üretim alanında bizim çok sayıda kadın çalışanımız var. Çok sayıda mavi yakalı, pembe önlüklü, çok da tatlı kadınlarımız var. Üst yönetimde de yine hemen hemen yarı yarıya gibi kadın ağırlığımız var. Biz hem kendimiz bir kadın markasıyız hem de kadın varlığını destekleyen bir markayız. Ben çalıştığım bütün yerlerde aynı şeyi söylüyorum. Kadınlar eşit haklara sahip olana kadar ben yönetim olarak pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğim. Bu yüzden de hani Not hem kadını seven, hem kadınlar için bir şeyler üreten, hem de kadınların eşitliği için çalışan markalardan bir tanesi diyeyim. Peki hangi çalışmaları yapıyorsunuz kadınların haklarına yönelik? Kreş olabilir, karne günü, izin günü vesaire ya da başka neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle biz bir kere hani kreş vesaire zaten fabrikanın çalıştığı alanın kendi imkanları var. Biz serbest bölgedeyiz. Oranın birçok imkanı var. Şimdi kadınlara tabii ki özellikle de statüleri gereği bir takım ihtiyaçları olduğu zaman bunları pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğine inandığımı söylemiştim. Gerçekten de işte fabrikanın içinde süt sağma odası vesaire gibi alanlar yarattık. Hani oralarda onların konforunu sağlamaya çalışıyoruz. Zaten ağırlıklı kadın çalışanımız olduğu için kendileri rahat hissedecekleri bütün ortamları da sağlıyoruz. Onun dışında izin noktasında normal yasal izinlerinin dışında daha fazla izne ihtiyaç duyduklarını hiçbir zaman engel çıkarmıyoruz. O izinlerini veriyoruz. Bunun dışında da farklı alanlarda dünyadaki örnekleri inceliyoruz. Benim fantezilerim var. Onları gerçekleştirme konusunda işte yönetim kurulunda tartışıyoruz. Farklı neler yapabiliriz kadın hakları konusunda diye. İşte kadınların bazı ülkelerde menstruasyon izinleri var. Hani oraya kadar taşıyabileceğimiz birçok proje var. Onlar üstünde de çalışıyoruz tabii. Bazı şeyleri elde etmek çok kolay değil tabii onun üstüne çalışmanız, bir şekilde ikna etmeniz, çalışanları da ikna etmeniz. Yani sonuçta bir tarafta da erkek çalışanlar var. Onları da çok fazla şey yapmamak lazım, incitmeden hepsini toparlamak lazım. Ama benim genel prensibim kadın ya da erkek çalışanın mutlu çalışması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki pandemi oldu. Tabii o noktalardaki planlarımız biraz aksadı. Daha fazla şey yapabilirdik. Ama kendilerini iyi hissetmeleri için ellerinden geleni yapıyoruz. Daha önemlisi bu pandemi döneminde sağlıklarını korumak için çok çalışıyoruz. Bizim güzel uzmanlarımız var sahada. Hemen onları mesela pandemi başında hemen ilk yaptığımız iş bütün firmalardan önce evlere çekmek oldu ki koruyalım diye. Sonrasında tekrar geri döndükleri zaman ciddi tedbirler aldık. Bu arada kozmetik sektöründe ilk COVID-free sertifikasını Türk standartlarını alan biz kozmetik şirketiyiz, fabrikayız. Dolayısıyla bu sertifikayı alabilmeniz için ilk önce çalışanlarınızı iyi koruduğunuzu ispatlamanız lazım. Sonra da ürünlerinizi bu ortamda yaptığınızı ispatlamanız lazım. Yani biz ilk önce çalışanımızı koruyoruz. Ondan sonra da arkası geliyor zaten.